Sürerken nasıl duracak? Dur. Bu şekilde mi? Hı. Merhaba. Yolda çok değişik bir canlı yürüyordu ya. Ama giriş yapacaktım. Evet. Neyse bak ben başlıyorum şimdi. Merhaba arkadaşlar, Gucitali kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız ve Kırklareli vlogu çekeceğiz. Ama bak şey unutma, aslında sizlerle birlikte yani onları izleyeceğim ama biz yapacağız yani. Biz. Asıl yük bizde, mesela editleyen de biziz yani. Evet, biz yükü yapacağız. Yükü çeken biziz, keyfini çeken seyirciler. Ben sadece konuk oyuncuyum burada. Evet. Konuk oyuncunun vasfı ne peki? Konuk oyuncu işte senin kanalına böyle bir konuk olur. Değişik şeyler katar. Hayır, tamam. Ama değişik şey, güzellikler katar. Ben işte kişisel olarak bahsedeyim. Mesela sen şeyini anlatsana. Ezel ve Ufo'nun en yakın dostlarından birisi olduğunu. Evet, öyleyim. Ben Pero'nun mesela kankan olduğunu falan. Ya bunlar biraz gizli tutulan şeyler. Kim yani, tarafından? Ezel, ben ve ben Ezel Pero. Çok bilinsin istemiyorum yani. Yok, benle görünmek istemiyor pek Ezel. Ya, o zaman buraları keserim ben. Tamam. Kesim şu an. Okuyorum. Gucci Bey, hazır mısınız? Evet, direkt hızlı sorulara mı giriyoruz yani? Evet, şu an başlıyoruz. Şimdi ben mesela çok önemli birisi olduğum için herkes beni merak mı ediyor yani? Evet, şu an hem araba kullanıp hem de hani hayranlarınızla birlikte olmaya çalışmanız beni çok etkiliyor. Peki şey miyim? Kırklareli'nin ve İstanbul Tuzlu Aydınlı Mahallesi'nin en büyük YouTuber'ı mıyım? Evet. Öylesin. İşte bu abi ya. Ama tek YouTuber'ıyım, o yüzden de olabilir bence. Ya Kırklareli'nin tek YouTuber olduğuna eminim. Belki başka vardır bu arada ya. Yok. 300 falan. Peki bir şey diyeceğim. Evet. Biz bu vlogu neden yolda çekiyoruz? Çünkü şu an yolculuk yapıyoruz ve yolculuk yaparken böyle şeyler yapmak hoş oluyor. Aynen. Çünkü bu aslında aynı zamanda bir vlog değil mi yani? Sadece evet. Soru cevap videosu evet. Değil. Günlük, şu an nereye gidiyoruz peki? Şu an Kırklareli'nin küçük mükemmelliği olan Lüleburgaz'a gidiyoruz. Ama aslında Kırklareli'nden daha büyük olan. Evet, daha büyük ve daha gelişmiş bir yer aslında Lüleburgaz. Ama peki yani orada spesifik olarak nereye gidiyoruz? 39 burada. Nerede? 39 burada. Nerede? Tam anlamıyla gittiğimiz yerde işte. Şimdi aslında 39 Kırklareli değil mi? Evet. Orası da şey oluyor işte. Orası da Lüleburgaz. Lüleburgaz 39.5 değil mi? Evet, buçuk. 39.5 burada olması lazım değil mi? Değil. Yani o biraz böyle poligon insanların kullandığı bir tabir. Yani aslında 39'un burada olması lazım değil mi bizim geldiğimiz yerde? Evet ama 39'u hani geliştirmek için bu tarafa taşımışlar. Burada yanlışlık yapmışlar abi. Bunu hemen belediyeye falan bildirelim yani. 39 burada değil aslında burada. Etiketleyelim belediye başkanımıza. O kadar. Artık hazır mısın bak? Hazır olmadığın farkındayım. Ben doğuştan hazırım. Hazır olmadığın için geçiştiriyorsun. Ben yok geçiyorsun. Doğuştan hazırım abi ben. Tamam. Bunun için mi yaratıldın peki? Gerçekten. Hazır olmak için. Hayır, bu vlogu çekmek için mi yaratıldın? Bunu soruyorum. Hayır yani. Yaratılışın amacını bilseydim yaratılmazdım. İstemezdim. Aynen, o kadar. Evet. Uyuşturucudan birçok yetenekli rapçi, sanatçı hayatını kaybetti. Ne düşünüyorsun? Bundan dolayı onları yargılamak bence çok yanlış diyorum, tamam mı ben? Mesela şundan diyorum Melis abi, sana da anlatayım mesela bir yandan. Şimdi atıyorum sen bir şey yapıyorsun, tamam mı? Ölüyorsun. İnsanlar arkandan böyle bok atıyorlar böyle. Bu çok saygısızca bir şey yani. Atıyorum Melis erkeklerle geziyordu, bilmem ne yapıyordu. Öldürülmesi çok normal. Özellikle kadın cinayetlerinde falan bunları söylüyorlar böyle. Abi bunlar ne kadar saçma, yanlış yargılama tarzı. Hani birisini mesela sevmek zorunda değilsin. Öldü diye üzülmek zorunda değilsin. Ama öldükten sonra arkasından saygısızlık yapmayı da doğru bulmuyorum yani. İşte saygı duymak. O kadar. İlk kural saygı. Arkadaşımızın yazdığı gibi seslendirerek sana soracağım şimdi. Peki tamam bir şey diyeceğim. Neyse bu senin videon mu? Hayır. Niye benden güzel olur peki? Yeni video ne zaman gelecek? İşte bunu çekip editleyince yani yarın. Evet. Ama yarın ne zaman? Artık videonun ne zaman çektiğini bilmiyorlar. Giyim tarzını çok beğeniyorum. Önerilerin nelerdir bize? Önerilerim nelerdir? Abi şeyi takip edin. Hip Hop Clothing Culture diye bir tane sayfa var, tamam mı? Oraya bakın, çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Ha mesela şey olabilir. Bir tek herkesin ekonomisine uymayabilir. Abi gidip gayet LC'ye bakıp ki Defacto'ya baktığınızda bile böyle kendi tarzınıza, kendinize yakışacak şeyler bulabilirsiniz yani. Önemli olan taşımak yani bir şeyi. Bence gibi, de markalaştırmaya gerek yok. Aynen yani. Öyle. Ya mesela gidip de çok güzel yerlerden bir şeyler alıp bir şeye benzemeye de bilir yani bir insan. Böyle saçma sapan kendi kombinlediği şeylerle de güzel olabilir. Rahat olun yani. Taşın. Evet ama sen zaten rahat bir insansın. Yani bunu bence i̇şte. Gösteriyorsun hani giyim tarzından. Bu ne demek lan? Kötü bir şey mi lan bu? Arkadaş sen ne rahat adamsın? Bu ne? Hayır fazla ya mı? Öyle değil de. En sevdiğin YouTuber ben. En sevdiğim YouTuber Nazlıcan Ulaş.
Nazlı Olay sormuştum. Evet evet, ben de o yüzden girdim. Nasıl biliyorum? Neden Rolex değil de Gucci terlik? Şimdi şöyle, Rolex terlik yok zaten. Ya Gucci terlik neden biliyor musunuz? Bunu açıklamaktan dilimde tüy bitti. Çok popüler bir giyim tarzı, terlik artı çorap, yani uzun çorap. Hip hop giyim tarzında böyle Rolex tarz olan bir şey yani. Evet. O yüzden ben de başlarken ya bir an kullanıcılar adını değiştirecektim Twitter'da. Gucci terlik yaptım böyle. Canım bir an komik geldi. Gucci flip flops falan. Ondan sonra YouTube bitti bence da oldu. Rolex'ten daha çekici hani şey. Düşünsene, daha dikkat çekici. YouTube kullanıcı adı Rolex. Tırt. Ama mesela bakıyorsun Gucci terlik. Resmen ben. Ya çok böyle saçma sorular var. Ya takipçilere sorularına ne dedi? Hayır ama demiş ki koyunca hopluyor mu? Nasıl yani? Evet, koyunca hopluyorum. Abi bizim eve gel, sana güzellikler yaparım. Kim o ya? Kız mı? Ali Deniz JPG. Ha yok, teşekkürler. En sevdiğin 3 rapper. Ya şey, geçen çektiğim videoda 2019 Spotify özetinde en sevdiğim 3 sanatçıyı söylemiştim. Onu izlesinler. Link aşağıda değil, kanala girip özellikle bakın, ne yapalım. İngilizcemizi pratik şekilde nasıl geliştiririz demiş. Evet Melisa ile cevapla bakalım, bir dil öğrencisi olarak. Şimdi... Sonra ben mesela işte sana katılmadığım yönler ya da geliştirme gününde... Bak bence ne biliyor musun, geliştirmek... Ben hiç ekstra bir şey sarf etmedim, bence sen de sarf etmemişsindir. Çünkü kullanmayı seviyorsun bu dili. Kullanmayı sevdiğin takdirde bence kendi kendine oluyor yani, ilgi alanlarına bağlı. İzlediğin diziler olsun, abi, denediğin Türkçeyi şarkılar. Nasıl öğrenmişler? Kendini aha, anlatma ihtiyaçları duymuşlar, evet, değil mi böyle? Çevrelerinde evet, böyle Türkçe konuşan insanlar var. Kendi kendilerini Türkçeyi öğrenmişler yani. Evet. İngilizce de aynı şey abi. Ben hani böyle kural olarak, gramer olarak bakmıyorum. Onlar tabii ki dil kurslarında evet, işte eğitim alarak geliştirilecek şeyler ama hani böyle derdini anlatabilecek kadar konuşma, bir insanla muhabbet edebilmeyi İngilizcesine, bir insanlarla muhabbet ederek geliştirsin. Pratik yaparak yani. En çok güzel geliştirme yöntemi bence konuşarak. Şimdi sana çok güzel bir soru geliyor. Tuttuğun takım. Ya, tuttuğum takım. Ha, ben doğuştan Fenerbahçeliyim ya. Babamızın böyle aşıladığı bir şey. Babadan gelen. Aynen. Ama futbol falan ya da herhangi bir spor aslında şu anda çok takip etmiyorum yani. 2018'de en sevdiğin albüm neydi? 2018'de en sevdiğim albüm Astroworld ya. Onu 2018'de bahsetmiş olmam lazım. 2019'da da yakında videosu gelir. Lan kör oldum lan. Üniversiteye kaç puanla gittin ve memnun musun? Şimdi abi puanı hatırlamak imkansız gibi bir şey. Puanı da ayrıca söylemek çok yanıltıcı bir şey. Neden? Çünkü her sene üniversitelerin puanı değişiyor. Kimi zaman sınav zor oluyor, kimi zaman güzel oluyor. En iyisi sıralama söylemek. Ben 39.000'le girdim. 20.000'le diş hekimliği istiyordum. Fakat diş hekimliğini tutturamadım. Benim girdiğim bölümde şu anda yanılmıyorsam 65.000'le falan oluyor yani. İTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği. Böyle. Abi kaç yaşındasın? Abi bana yaşımı söylersem inanırlar mı? Ne biçim sorular bunlar ya? Ha sen peki o yüzden mi sordun? Hayır. Mı var soru olarak gelmiş de ben. Ne kadar salak salak sorular. Ben yaşımı söylediğimde bana inanmıyorlar abi. Ben 3 Ocak'ta 24 yaşına giriyorum. 24. Ama kaç gösteriyorum? Orası meşhur. 18. Aynen. Bence güzel bir şey. Hımm çıtırım yani. Bu güzel bir soru olabilir. Türkçe rap'in globalleşmesi için rapçiler ne yapmalı? Oo tam benim konuşmak istediğim bir konu, tamam mı? Bence de güzel. Globalleşemez. Neden abi? Çünkü rap'in mesela globalleşmesi için ne lazım? Herhangi bir kültürün globalleşmesi için o ülkenin bir gücünün olması lazım önce. Mesela İngilizce dünyaya hakim bir dil değil mi? İngilizce şarkılar herkes biliyorlar. Mesela abi Almanya'da büyük bir güç ama Almanca mesela aşırı yaygın olmadığı için Almanca rap mesela dünya genelinde çok dinleniyor diyemeyiz bence. Türkçe rap de aynı şekilde dinlenmez. Ya da mesela Rusça rap mesela atıyorum. Çok güzel yapıyorlardır. Rusça rap'i de Ruslar falan dinler yani. Özellikle ülkenin bir güç olması lazım ki ondan sonra şarkıları globalleşsin. Ha mesela arada şarkılar çıkar, tamam mı? Çok güzel şarkılar. Onlar mesela globale oynar ama Türkçe rap global olamaz abi. Bunu bence çok yanıtlamışsındır ama yine sorayım gelmiş. Kanal adın Gucci Telk olmasa ne olurdu? Yani bilmiyorum. Alpkan Uysal'dır. Hayır, Instagram için ama kesinlikle Alpkan olurdu değil mi? Ya ben onu almaya çalışıyorum, alamıyorum ya. Abi şerefsizin teki bak Instagram'da da Twitter'da da böyle almış ve kullanılmıyor. Tweet 2009'da atılmış en son. Neyse. Sen sinirlenmişsin zaten ona. Devam ediyorum. Ben de. Bak yola devam ediyorum. Diyor... Yola devam et. Kimin şarkısı? Kim? Yani kim hangi şarkı bunu diyor yani? Ne? Jack. Neydi o şarkı ya? Neydi? Yola devam et.
Şakla bandan kırarken. Hayır, Jack. Tam Jack de şarkının adını. Zaten Jack dedim ya ben. Neydi ya? Tatildeydim. Analiz yaptım. Magazin attı gibi piyasa bana dis attı. Bu gece. Tamam, evet. Evet o. Şarkı hafızam aşırı kalabalık. Şarkı sözlerini biliyorum falan bilmem ne. Ama atıyorum adı aklıma gelmiyor falan. Öyle şeyler olabiliyor bende. Cidden şarkı... Bak bu bana çok oluyor. Şarkı adını hatırlamak için tüm şarkıyı söylüyorum. Bazen hatırlayamıyorum yine. Sonra gelmiyor bir yerden. Hiçbir şarkı için moda girip o şarkıyı kendin konserde söylüyormuş gibi yaptın mı? Abi yapmaz olur muyum? Bunu yapmayan var mı? Duş alırken yapmıyor musun? Duş alırken yaparım, kurulanırken yapıyorum. Evet. Her tarzda yapıyorum. Sen normal otururken de böyle şarkı söylemeyi seviyorsun ki bir mekanda. Ama böyle nasıl diyeyim? Ben bunu şunu bile istiyorum bak bazen cidden. Bir DJ olayım, bir mekanda böyle konuşayım, millete gazı getireyim böyle. Türkiye'de dediğim gibi yani... Benim tarzıma böyle çok güzel DJ'lik yapabileceğimi düşünüyorum. Millete gaza getirebileceğimi düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar, iş tekliflerini açıyoruz. Vücut terlik. Ben menajerin olabilir miyim? Olabilirsin. 23 Nisan'da senin bir günlüğüme... Ay bir günlüğüne menajerim yapıyorum. Demiş ki sevgilim var mı? Sevgili mi? Hayır kullanmıyorum. Çünkü ben bir Müslümanım. Ama değilim. O zaman var mı? Bilemeyiz. Hadi bakın bu paradoksun içinden çıkan arkadaşlar. Bu paradoksun içinden çıkanlar aşağı yorum olarak bırakabilir mi? Bırakamaz. Minik. Gözüküyor mu ya? Gözüküyor. O zaman... Minik mi? Millet. Sen de gözükmüyormuşsun az önce. Şu an iyice gözüküyor. Bak ben ne içiyorum? Evet şu an bir ceza fanıyla mı beraberiz yoksa Sagopa mı? Evet. Yok. Sagopa... İkisinin de fanı olabilir mi? Olabilirsin. Ama eskiden olamazdın. Şimdi olabilirsin. Ben barış sevişim. Savaşmayı sevişim. Evet. Spotuyla. Evet. 40 liralı vlogu çok güzel gitti. Çok evet. Fazla çektik. Evet ama ben sen çok küçüğüm ya. Baksana bana. Aynen ya bu kızlar niye bu kadar küçük abi ya? Buradan çıkacağız. Aynen. Burada çıkıştan ters arkadaşlar 40 liralında. Evet. Soldan çıkıyorsunuz. Normalde 40 liralı hep sağdandır. Denk. 39.5. 39.5 da yani. Lüleburgaz'da. Evet. Acaba sen bunu ters mi başlattın? Bana çok ters geliyor şu an. Ters başlattın ne demek? Telefonun elinde telefonu ters. Telefonu ters tutmuşum gibi. Dur. Ama bir şey olmaz. İşte evet. Ne yaptık şimdi? 40'lar elinde. Ooo parti. Şeyde devam edecek. Lüleburgaz'da parti bitti. Hayat erken bitiyormuş. Evet ya. Burada çok ışıklar erken kapanıyor. Aynen öyle. Derken ışığın yüzüme tutulması. Ama araba şimdi, paraydı yani. Normalde şeyler değil. Arabayı öyle bir yere park ettik ki. Yani bayağı böyle arsa gibi yere. 40 liralığından yürüyerek de gelebilirdik yani. Aynen öyle. Sürerdi. Arabayı boşu boşuna yük ettik yanımıza. Bence de. İnşallah şey gibi durmuyordur şu an araba. Hani biz iki araba arasında park ettik ya. Ha. Şimdi hepsi gitmiş. Bir tek bizim araba oradaymış. Sadece bizim araba terk edilmiş gibi falan. Çekilmiş evet. Hatta falan. Neyse evet, işte arkadaşlar. Burada AVM'ye geldik. Burada yemek falan yedik. Burada önemli olan ama 39 buradan esas burada olmasıydı. Ama ben şimdi vloga devam ediyordum ki beni kestin. Yani. Özür dilerim devam. Hadi önemli değil tamam. Devam ki hadi dur. Devam ki mi? Sen onu nereden biliyorsun lan? Neden bileyim? Nereden solak biliyorum peki? Bir söylesene. Oğlum devam ki işte yani Twitter'da orada burada görüyorum. İyi normalde ben onu şey Twitch muhabbeti diye biliyorum da. Ya geldik yemek yedik. Yemek yerken böyle tutup ha ben çektim mi biraz aslında? Evet biraz çektim evet. Ben seni herhalde. Sonra oturduk işte bir şeyler içtik. AVM'yi çok gezdik. O yüzden yorulduk. Hiç telefona bakacak şeyimiz olmadı. Ondan sonra şimdi diyoruz 40 liraya gidelim. Ondan sonra arabada biraz da böyle hafif şarkı dinlerken falan da bir şeyler çekebiliriz. Ama şimdi bir geleneğimiz olarak dinlenecek şarkılardan aynen. Bahset. Ne dinleyeceğiz? Benden hiç beklemeyeceğiniz şarkılar. Türkçe rock dinleyeceğiz. Hem de eski. Eski Türkçe rockları evet. Ve benim kanalımda da böyle vlog tarzı çok bir şey yok. O yüzden hem biraz böyle muhabbet ettiğimiz, ne bileyim bu tarz şeyler de atalım hoş dedik. Hoş sohbetler. Şimdi çok karanlık olacak ha. Evet. Ve gerçekten araba tek başına orada duruyor. Aynen ya yazık abi. İşte dediğim gibi böyle hafif vlog tarzı da olsun böyle. Yani biraz daha sohbete muhabbete dayalı. Biraz daha gerçek hayata dayalı. Ve de beni biraz daha tanıdığınız bir senin video da olabilir. Senin gerçek yaşamını gördükleri. Aynen. Aynen. Bir de biraz şimdi şey sordular ya hani. Soru cevap da yaptık ya. Evet. O da güzel oldu yani böyle. İnsanlar işte bir şeyler sorup cevaplarını aldılar. Birebir etkileşim. Normalde ben bunu Instagram'da çok yapıyorum. Mesela Instagram yayınlarını açıp işte özellikle oradan işte soruları hani cevaplamak falan tarzı. YouTube'da tabii nasıl desem herkes Instagram'dan takip etmek zorunda değil. Özellikle YouTube'a özel de bir soru cevap böyle geldi.
Evet. Şey gösteriyorsun, arabayı bak göstereyim mi? Araba çok yazık. Çok komik duruyor şu an. Ama biz geldiğimizde tamamen doluydu buralar. Bak Allah aşkına şu arabaya bak. Bence gayet komik bir hareketmiş. Evet, şimdi Kırklareli'ne takılmaya gitmeye devam ediyoruz. Kırklareli'nde çünkü hayat devam ediyor yani. Evet, hiç bitmeyen bir ortamı var Kırklareli'nin. Gelip görülmesi gereken yerlerden değil mi? Aynen öyle. Benimle mi konuşmak istiyorsun? Başladım. He? Başladım. Evet, sizinle konuşmak istiyorum. Ya bana mı geliyor bu soru yani? Ben kişisel olarak mı cevap? Evet, şimdi kaliteli bir vakit geçirdiğimizden bence bahsetmen lazım. Evet. Evet, güzel bir vakit geçirdik ve... Tamam, bahsedeyim bundan. Evet, bahset. Kaliteli ve güzel bir vakit geçirdik. Evet. Bu kadar mı? Evet. Evet, bir de gece yolculuklarını çok seviyoruz değil mi? Aynen öyle. Evet, o yüzden gece yolculuğu yapıyoruz. Yani buna long car rides with good music... With people you love. Yani, ama bir sürü with ekledim. People you love eşittir ve insanlar olur. Evet. Teşekkür ederim. Bir de önü açalım biraz. Ya sen bu işi çözüyorsun. Aynen öyle. Arkadaşlar, Alkan araba için hayırlı olsun bu arada istemişti. Aynen. Cam yayında ben onu gördüm. Ben sana hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Arabam ve ben. Ay be. Videoda şok hiç çıkmadım şöyle araba ya. Ateş. Bir de diyorlar YouTuber'lar kazanmıyoruz falan muhabbet yapıyorlar. Sahteler. Tamam yani. Ben size dürüst olayım tamam mı? Açıklayayım her şeyi kazanıyoruz yani. Az önce YouTube'dan gelen parayı çekmedim. Aynen. Evet. Mesela 300 lira çektim. Son 3 ayda geldi yani. Bayağı kazanıyoruz. Tek söyleyeceğim, yapacağım hareket şu. Hadi video bitti. Bay bay. Hoşça kal.